Hastane de kalenin üst tarafında. Gittiğin gün millet oralara toplamışlar falan, her taraf ana baba günü. Arkadaşlarla görüştük falan. İki tane dedi öğretmen vurulmuş, öğretmenlerin cenazesi hastanededir dedi. Öğretmenlerin cenazesini vermediler. Orada direndik, toplum büyük bir toplum vardı. Cenazesini vermediler. Niye vermiyorsunuz falan? Cenazeler morgda. Biri Hacı Çolak, biri de Mustafa Yüzbaşıoğlu. Bunlar beklediler, beklediler. Saat 1'de bize şey verdiler. Cenazeleri. 1'de. Biz 1'de konteyner şeklinde öğretmenlerin bulunduğu okula gittik. Bunları ulu camiye getirdik, bu cenazeleri. Ama çok kalabalık var. Biz ulu camiye 20-30 metre kala önümüzü kestiler. Ülkücüler. Önümüzü kestiler. Kalede, kale yüksektir. Kalede bize taş attılar. Yüksek binalarda bize taş attılar. Kimisinin kafası kırıldı, kimisinin kolu kırıldı. Polisler var, hiç oralı olmuyorlar. Arabaları yakıyorlar, evleri yakıyorlar, yürüyorlar, ot gibi yürüyorlar. Karamaraş basmışlar falan. Akşama kadar arkadaşlar orada direndiler. Akşam olunca biz 5-10 kişiyle mahalleyi bekledik. Mahalleyi bekledik, sabaha kadar silah sesleri duyuluyor, evleri yakmışlar. Sabaha karşı, o cumartesiydi, cumaydı, cumartesi, pazar günü yine sabaha karşı silahlar şey yapıyorlar. Karamaraş'ın üst tarafında, bu işte faşistler falan hep saldırıyorlardı halka. Biz baktık ki yukarıda bir 500-600 kişi silahlarla saldırıyorlar bize, bu Maraş'ın üzerine, Karamaraş'ın üzerine. Saat 3'te işte bu yoldaş Mehmet Mengücek. Bu direniyordu, 100 metre benim sağımdaydı. 100 metre. Orada tek bir ev vardı. O yukarıda gelen gururu bu durdurttu. Önünde bir barikat olarak durdurttu, inemediler aşağıya. İnemacıyla direndi, direndi, mermileri kalmamıştı. Kalmayınca askerler geldiler. Askerler geldiler, o evi bastılar. Bunu bu Mehmet Mengücek'in sığındığı evi bastılar, etrafını sardılar. Bu yaralıydı. Ayağında yara almıştı, bir de kafasında yara almıştı. Askerler bunu tutukladılar. Kollarına girdiler, cemseye koydular. Bir tanesi arkada silah sıktı. Askerlerde bir yüzbaşı. Şurada omurlukta arkada mermi girmişti, şurada şöyle göğsünü yarmış çıkmıştı, böyle parçalamıştı. Bunu aldı götürdüler, şeye götürdüler, buz deposuna. Biz toplandık, biz dedik gidelim bunu cenazesine alak. Buz deposunda, cenazeler dedi buz deposundadır. Gittik buz deposunu bize açtılar. 4 tane oda vardı. Gidin dedi, siz tanıyorsanız dedi cenazenizi alın. Ben bu 4 odayı gezdim, hepsini soyulmuşlar, öyle buz deposuna atmışlar. Ben Mehmet Mengüce'yi tanıdım, dedim budur cenazemiz, tamam dedi. Biz dedi cenazeler vermeyeceğiz dedi. Biz götürüp gömeceğiz. Bizim yanımızda bir avukat vardı, o avukatın da 5 ailesini yok etmişlerdi. Onun bir yeğenin de hamileydi, karnını yarmışlardı, çocuk da yanında duruyor. O direndi, o avukat. Direndi, savcı kapının önünde bekliyor. Biz dedik cenazemizi alacağız dedik. Tamam dedi, alın dedi. Biz askerle gömeceğiz dedi. Askeri göndereceğiz dedi. Şey yapmayın, yürüyüş mürüyüş yapmayın dedi. Biz de kabullendik. Köye götürdük, bunu def ettik. Ta o da olaylara etmiyorlardı. Etselerdi bu kadar insan ölmezdi. Polisler var ya, polis, asker hiç müdahale etmiyorlardı. Adam bize karşıda silah sıkıyor, onlara müdahale etmiyor.
örgütlenmemiz lazım, direnmemiz lazımdır. Birlik beraberlik oluşturmamız lazımdır. Yoksa bunlar bugün burada yaptılar, Sivas'ta yaptılar, Çorum'da yaptılar, Gazi'de yaptılar, Var'da yaptılar. Her ay, her sene bir yere yapıyorlar. Biz birlik beraberlik bunlara karşı oluşturmasa her zaman bizi öldürürler. Olaylar da merkeze yapıldı. Bu olaylar hükümet tarafından yapıldı. Bilinçli olarak. 4 tane şey MİT elemanı Maraş'a gönderiyorlar. Sonra onlar da itiraf ettiler. Devlet bak devamlı dile getiriyorlar. Devlet hiçbir içerisinde yüzleştirmeler. 160 mı 200 kişi tutuklandılar. Hepsi de beraat edildi. Sonra çoğuları da mükafatlandırdılar. Milletvekili oldular. Çeşitli devlet kurumlarında görev verdiler. Bu adamlara. Hiçbir tanesini de şey yapmadılar. Hala şimdi yurtsever vatandaşlar, demokrat insanlarımız direniyorlar, dile getiriyorlar. Biz diyor bir anıt yapalım Maraş'ta bu şeylerine. Sindiremiyorlar, kabullenmiyorlar. Vallahi 45 sene oldu daha ne gecesi ne gündüzü hiçbir soy neyse unutmuş değilim. Hiçbir zamanda unutmam. Ölene kadar unutmayacağım. Olduğunda işte o kardeşim gelin olacaktı. Biz oraya gittik. Kendisi oraya geldi. O da geldi. Dedi ne, bu ne düğünü dedi. Siz düğün müğün nedir dedi. Millet, insanlarımız kimse kalmadı dedi. Herkes öldü dedi. Dedi ben gideceğim. Kendisi gitti. Gitti bir daha da gelmedi. Sabah oldu İsmail geldi. Dedi ki Mehmet dedi. Mehmet'i öldürdüler dedi. İşte öyle oldu.